Konguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte atmosfer, iklim ve hava durumu konularını işleyeceğiz. Tabii ki de ünite içerimize şöyle bir baktığımızda doğal sistemler ünitesinin içerisindeyiz. Ve bugün sizlerle birlikte atmosferin bizi sağlamış olduğu etkilerden bahsedeceğiz. Atmosferin katmanlarının özelliklerinden bahsettikten sonra hava durumu ve iklimin özellikleri karşılaştırılmasını vereceğiz. Ve en son kısımda iklimin tabii ki de sağlamış olduğu birçok etki var. Hem insana hem doğal...

aynı zamanda ekonomik faaliyetlere de etkileri var. Bunlardan bahsedip konumuzu tamamıyla bitirmiş olacağız. Tabii ki de beni bu süreçte daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için sıfırdan dokuza konu anlatımını soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Hemen şöyle ünite içeriğimize baktığımızda doğal sistemler içerisinde iklim bilgisi başlangıç yaptık. Bismillah dedik. 64. 66. sayfaları şöyle takip etmeniz için açarsanız çok çok iyi olur. Ben de şöyle sizin için açayım. 64. sayfaya geldiğimizde atmosferin özelliği özellikleri, görevleri, katmanların ne gibi özellikleri var? Burayı böyle güzel bir şekilde takip ediyorsun. Hemen devamında hava durumu, iklim iklimin etkilerini de buradan güzel bir şekilde takip edebilirsin. Ve bittikten sonra her zaman yaptığımız gibi çoktan seçmeli testlerimizi çözüyorsunuz. Ve takıldığınız sorularda kare kodu okutarak sorunun çözümüne ulaşabilirsiniz. Akabinde tabii ki de konumuz bittiğinde konuyu daha bir iyi şekilde oturtabilmemiz için Dinamo Soru Bankası kitabımızı açıyorsunuz. Burada da doğal sistemler içerisinde 5. bölüm olan atmosfer ve iklim. Yani Atmosfer ve hava olayları sayfa 64, 65, 66, 67, 68. sayfaya kadar buradan da güzel güzel ders bittikten sonra hiç soğumadan soruları güzel güzel çözüyorsun. Ve akabinde gene takıldığında karikada okudarak sorunun çözümünü alanında uzman öğretmenlerimizden dinleyerek net bir şekilde öğrenebilsin diyelim. O zaman hadi bakalım dersimiz başlasın. Şimdi bakıyoruz Tonguç var ve Tonguç atmosferin katmanları içerisinde güzel güzel yolculuğa başlamış ve bu katmanların özellikleriyle ilgili bize araştırmalar yapıyor. Peki Tonguç bu yolculuğunda nerelerden geçecek? Nasıl katmanların özelliklerinden bahsedecek? O zaman biraz başlayalım. Şimdi atmosfer nedir? Tabii ki de iki tane kelimenin birleşimi. Atmo hava, sifere küre demektir. Ve bu dilimize hava küre kelimesinin karşılığı olarak girmiştir diyebiliriz. Peki bu atmosfer dediğimiz katmanın ne gibi özellik var. Tanımdan başlayalım. Yer küreyi yani dünyayı çepe çevre saran yaşamın varlığını ve sürekliliğini sağlayan gaz örtüsüne atmosfer ya da diğer ismiyle biraz önce söyledik hava küre adı verilir. Muhteşem dörtlü de zaten bunu söylemiştik diye hatırlıyorum dört dolu ortamda. Oradan da ifade edebiliriz. Ve buradaki tanıma baktığımızda atmosferi oluşturan bazı gazlar var mı? Tabii ki de var. Ve bu gazların oransal dağılımına baktığımızda atmosferde oran anlamında en fazla bulunan gaz kütlesi azottur ve yüzde yetmiş sekizlik orana sahiptir. İkinci en fazla orana sahip olan gaz kütlesi oksijendir ve yüzde yirmi birlik oranı sahiptir. Ve yüzde birlik kısım içerisinde karbondioksit, su buharı ve asal gazlar gibi bazı gaz türleri vardır diyebiliriz. Hemen şöyle şuraya da asal gazlar diye yazıyorum sevgili arkadaşlar. Peki bak buraya bil kısmı. Atmosferdeki gazların oranı değişiklik gösterir mi? Dersek tabii ki de atmosferde bazı gazlar sürekli vardır ve miktarı yere ve zamana göre değişiklik gösterir. Peki bu gazlar kimdir dediğimizde hemen şöyle birinci gaz kütlemiz karbon dioksit sevgili arkadaşlar. Karbon dioksit atmosferde sürekli bulunur. Aynı zamanda su buharı da gene atmosferde sürekli bulunur. Ancak miktarı yere ve zamana göre değişiklik gösterir. Nasıl dersek mesela karbon miktarının fazla olduğu alanlar genel itibariyle şehir yerleşmelerinin yoğun olduğu yerlerdir. Bizleri buralardan izleyenlere selam olsun. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep dediğimiz zaman şehirleşme yüksektir. Fosil yakıt kullanımı fazladır. Sanayi tesisleri yoğun ölçekte vardır ve bundan dolayı da karbon miktarında bir artış yaşanabilir. Su buharı ise nerelerde daha yoğun ölçekte fazladır dersek genel olarak kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe su buharı miktarında azaldığını söyleyebiliriz. O zaman bunlar atmosferde sürekli bulunan gazlardır ancak miktarı yere ve zamana göre değişiklik gösterir diyelim. Atmosfer ...ne dedik? Yerkürenin etrafını çepeçevre kuşatmıştır ve... ...tam anlamıyla kalınlığı bilinmemekle birlikte... ...atmosferin yerin yüzey kısmından başlayıp yolculuğunda... ...10 bin kilometre olduğu tahmin edilmektedir sevgili arkadaşlar. Ve gaz yoğunluğu her yerde aynı değil. Atmosferin alt kısımlarında genel itibariyle daha yoğun bir gaz yoğunluğuna sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve yükseklere doğru çıkıldıkça gaz yoğunluğunun azaldığını ifade edebiliriz. Genel olarak atmosferde yükseldikçe... 30 kilometre yükseğe çıktığımızda gaz yoğunluğunun yüzde 90 olduğunu, 30 kilometreden sonra 10 bin kilometreye kadar yüzde onluk bir yoğunluğa sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Ve atmosferimizin kalınlığı ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe sıcaklığın azalması, yer çekiminin artması, çizgisinin hızın azalması gibi sebeplerden dolayı azalır diyebiliriz. Peki atmosfer aslında saydam ve renksizdir. Ancak biz mavi renk olarak görmekteyiz. Peki neden? Yani saydam ve renksiz bir katmanı bir çepe çevre saran gaz kütlesini neden biz mavi renkte olarak görmekteyiz derseniz tabii ki de sevgili arkadaşlar güneşten gelen ışınların fazlaca kırılması gökyüzünü mavi bir renge döndürmüştür diyebiliriz. Geldik atmosferin bize sağlamış olduğu etkiler. Bu etkilerin başında birincisi iklim olaylarının meydana gelmesini sağlar. Peki iklim olaylarının meydana gelmesini sağlayan temel durum nedir dersek su buharının tamamına yakını bu katmanda bulunuyor ve sevgili arkadaşlar troposferde özellikle bunu da ifade edeceğiz. Su buharından dolayı iklim olaylarının görülmesi sağlanıyor diyebiliriz. Atmosferdeki gazlar dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller. Yani eğer ki atmosferimiz olmasaydı bir gün içerisinde yaşayacağımız sıcaklık değişimi 294 derece civarında olacaktı diyebiliriz. Ve içindeki hava hareketlerine bağlı olarak yeryüzünde sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlar diyebiliriz. Barındırdığı oksijen sayesinde canlıların yaşamasına olanak sunar. Aynı zamanda oksijen besinlerin parçalanmasında da önemli bir vazife görür diyebiliriz. Ve biz güneşten gelen ışınların tamamının yeryüzüne ulaşmadığını biliyoruz ve atmosferimiz güneşten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engelliyor. Tabii ki de burada ozonosfer diyeceğiz biraz sonra katmanlar içerisinde. Buranın en temel vazifesi zararlı ışınları süzmektir diyeceğiz. Uzaydan gelen gök taşlarının parçalanmasını sağlar. Ve biz bunu ne olarak tarif ediyoruz? Mesela siz diyorsunuz ki a yıldız kaydı diyorsunuz. Aslında o bir göktaşının parçalanmasıdır. Yıldız kayması olarak tabir ettiğimiz göktaşların parçalanması da gene atmosferin bize sağlamış olduğu etkiler arasındadır diyebiliriz. Ve dünya ile birlikte dönmekte ve buna bağlı olarak da sürtünmeden doğacak yanmayı engellemektedir. Işığı, sesi ve sıcaklığı dağıtarak bunların iletilmesini sağlar ve en önemlilerinden bir tanesi güneş ışınlarının dağılmasını sağlayarak doğrudan güneşi görmeyen yerlerin aydınlık olmasını da sağlar. Mesela bunu neyle kıyaslayabiliriz? Bunu sevgili arkadaşlar ayla kıyaslayabiliriz. Ayda bir atmosfer yoktur ve ayın yüzeyinde güneşi dönük yamaçta güneşi doğrudan gören yerler aydınlık görmeyen yerler ise karanlıktır. Ayın yüzeyinde krater çukurları vardır ve göktaşları ay yüzeyine düştüğünde buralarda parçalanmayı gerçekleştirir. Su buharı bulunmadığı için iklim olaylarının meydana gelmesi de sağlanmaz. güneşe dönük yamaç çok sıcak dönük olmayan yamaç ise çok soğuk ve ısıyı da dengelemez diyebiliriz sevgili arkadaşlar ama bizim dünyamızın atmosferi olduğu için bu olaylar meydana geliyor diyebiliriz. Peki biraz önce ne dedik? 10 bin kilometrelik bir kalınlığa sahip olan buradaki atmosfer katmanlarımız 5 tanedir genel itibariyle. Birinci katmanımız troposfer ve en özellikli katmanların başında gelmekte. Sonra stratosfer, sonra mezosfer, sonra termosfer ve en sonda da egzosfer dediğimiz katman var ve unutma bu katmanların kalınlık tabii ki de aynı değil sevgili arkadaşlar. Kalınlıkları bunların farklı, aynı zamanda sıcaklık ortalamaları da farklı. Tamam mı? Yani şunu söyleyemeyiz. Her katman aynı kalınlığa sahip ve her katmanda sıcaklık ortalaması aynıdır diyemeyiz. Hem özellikleri hem kalınlıkları hem sıcaklıkları farklıdır diyebiliyoruz. Enlerin katmanı olan troposfere giriş yapalım sevgili arkadaşlar. Ve unutma. Atmosferin bu katman en alt en ince aynı zamanda en yoğun katmanıdır. Bak ince dediğimiz ifade kalınlık ifadesidir. Yoğun dediğimiz ifade gaz yoğunluğunu kapsar ve bu katmandaki gazların yoğunluğu total yüzde ya. %75'ini kapsamaktadır. Ve bu katmanda ısınan havanın yükselmesi gibi dikey yönlü bir hava hareketi, bir rüzgarın bir yerden başka bir yere hareketi gibi yatay yönlü hava hareketi görülmektedir. Yani unutma troposferde hem dikey yönde hava hareketi aynı zamanda yatay yönde hava hareketi vardır diyebiliriz. Bu katmanda yerden yükseldikçe sıcaklık genel olarak her 100 metrede 0,5 derece yani yarım derece ve genel itibariyle daha düzgün bir şekilde ifade edersek 200 metrede bir derece azalmaktadır. Bunun temel sebebi nedir dersek troposferimiz doğrudan ısınmıyor sevgili arkadaşlar. Güneşten gelen ışınlar geliyor troposfere çarpıp yansıyor ve troposferimiz yerden yansıma ile ısındığı için bu katmanda yükseldikçe her 200 metrede sıcaklık bir derece azalmaktadır. Ve unutma su buharının tamamına yakını bu katmanda bulunduğu için iklim olayları da bu katmanda görülür. Bak tekrar söylüyorum zaten atmosferin etkilerinde birinci maddemiz neydi? bizim? Birinci maddemiz şuydu arkadaşlar. iklim olayları hava olaylarının görülmesini sağlar. Bunun temel sebebinin de su buharının tamamına yakında bu katmanda olmasıyla ilgili bir durumdur diyebiliriz. Ve bizim troposferimizin kalınlığı her yerde aynı değil. Kalınlığımız Ekvator ve çevresinde yani 0 derece enlemi çevresinde 16 kilometre. 45 derece enlemi dediğimiz orta kuşak ve çevrelerinde 12 kilometre. 90 derece enlemi dediğimiz kutuplar ve çevresinde ise 10 kilometre olarak geçmekte ve ortalama kalınlığımız 13 kilometre civarında. Peki troposferimizin ekvatorda daha kalın, kutuplarda daha ince bir tabaka halinde olması neyle ilgilidir dersek birincisi. Ekvatorda dünyanın şekline bağlı olarak güneş ışınları daha dik trafik açıyla geldiği için hava ortalama sıcaklığı yüksektir. Ve burada ısınan hava yükselir. Bak ne diyor? Havanın sürekli ısınarak yükselmesi. Troposferin burada kalın. Kutuplarda ise havanın soğuk olması, soğuyan havanın alçalması. Burada troposferin ince bir tabak halinde uzanmasına sebep olmuştur. O zaman troposferin her yerde aynı kalınlığa sahip olmamasının birinci temel sebebi sıcaklıktır. İkincisi dünyanın geo şekline bağlı olarak ekvatorda yer çekimi az kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi artar. Bu da gene aynı şekilde troposferin ekvatorda daha kalın kutuplarda daha ince bir tabaka şeklinde uzanmasına sebebiyet vermiştir. Bir diğer ifade şu. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı oluşan çizgisel hız ve dünyanın şekline bağlı olarak çizgisel hızın her yerde aynı olmaması gene troposferimizin ekvatorda daha kalın bir tabaka kutuplarda ise daha ince bir tabaka şeklinde uzanmasına sebebiyet vermiştir diyebiliriz. Geldik ikinci katmanımız. Nedir bu katman? Stratosfer sevgili arkadaşlar. Troposferin üst kısmı başlıyor ve 50 kilometreye kadar uzanan bir katmandır. Ve bu katmanda sıcaklık ortalaması eksi 50 derece civarındadır. Bu katmanda sadece yatay hava hareketleri görülür. Ve burada jet rüzgarları adı verilen hızlı güçlü hava akımları vardır. Aynı zamanda biz ne dedik? Güneş ışınlarının tamamı yeryüzeyine ulaşamaz. Atmosferdeki yolculuğunda zararlı ultraviyole dediğimiz güneş ışınları troposfer katmanının üst kısmında bulunan içerisinde yer alan ozonosfer dediğimiz katmanda süzülür ve zararsız ışınlar yeryüzeyine gelir diyoruz. Bu katman için bilmen gereken iki özellik. Jet rüzgarları, iki ozon tabakası. Geldik haber köşemize. Ne diyor burada sevgili arkadaşlar? Diyor ki ekvator ile kutuplar arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle troposferin üst sınırında jet rüzgarları adı verilen ve saatteki hızı 500 kilometreye varan güçlü hava akımları oluşur diyor. Ve bak şu ifade çok değerli bir ifade. Ne diyor? İstanbul New York seferi 11 saat sürerken New York İstanbul seferi ise 9 saattir. Bunun temel sebebi sevgili arkadaşlar bu jet rüzgarını arkasına alan bir uçağın hızının olduğundan daha fazla olmasıdır. Ve böyle bir uçağın ses hızını geçebildiği de ifade edilmektedir. Haberiniz olsun. Bu bizim için troposfer için bilmemiz gereken en önemli ifadedir. İkinci durum ozon tabakası. Nedir? Güneşten gelen zararlı ışınları, ultraviyole ışınları tutan, hayati öneme taşıyan bir katmandır. Genel itibariyle 25 kilometre ile 40 kilometre aralığında bulunan bir gazdan bahsediyoruz. Ama günlük hayatımızda kullanmış olduğumuz bazı malzemeler bu katmandaki ozon gazının seyrelmesine sebebiyet vermekte. Kimdir bunlar? Deodorantlar. Klima ve soğutucuların yanında yani bunların içerisinde bulunan gazlar dışında sanayide kullanmış olduğumuz kimyasal çözücülerle birlikte yangın söndürme tüplerinin içerisinde bol miktarda klorofluorokarbon atom bulunmaktadır ve bu tabakanın incelmesine sebebiyet verir. Bir tane klorofilorokarbon atomu genel itibariyle 200 bin tane ozon molekülünün parçalanmasına sebebiyet vermekte. Peki ozon tabakası seyreldiğinde zararlı ışınlar yeryüzüne gelirse ne olacaktır dediğimizde insanlarda katarak dediğimiz göz hastalığında artış yaşanabilir. Aynı zamanda cilt hastalıkları özellikle cilt kanserinde artış yaşanabilir. Sadece bize değil bitkilerin fotosentezinin de yavaşlamasına sebebiyet vermektedir diyebiliriz. Ve böyle devam edelim. Geldik mezosfer. Bak troposfer dedik, stratosfer dedik, mezosfer diyoruz. Stratosferin üst kısmından başlayıp 85 kilometreye kadar uzanan bir katmandır. Ve bu katmanda üst kesimlere doğru çıktığımızda sıcaklık ortalaması azalır ve eksi 90 derece civarına düşmektedir. Bu katmanın en önemli özelliği atmosfere giren göktaşlarının parçalandığı katmandır. Sizin o yıldız kayması olarak ifade ettiğiniz olay aslında bir göktaşının parçalanmasıdır. Bak burada şöyle kodlayabiliriz. Mezo spare meteor yani ikisi de m ile başlıyor. Mezosfer, meteor diyebiliriz. Peki dünyaya hiç mi meteor düşmüyor dersek tabii ki de dünyaya düşen meteorlar var. Ne zaman düşmüştür dersek Mesozoik döneminde düşmüştür. Yani ikinci jeolojik zamanda düşmüştür sevgili arkadaşlar. Nereye düşmüştür dersek Meksika'da Yucatan Yarımadası'na düşüyor ve bu düşen bir meteorun çok büyük tsunamilere, çok büyük depremlere sebebiyet verdiği, dünyada çok büyük bir yok oluşun gerçekleşti ve o dönemde yaşayan dinozor ile mamutların nesillerinin tükendiği ifade edilmektedir. 2011 yılında Rusya'nın Chelyabinsk denen bölgesinde bir meteor yerden 30 kilometre yükseklikte parçalanıyor ve parçalanan malzemelerin yere düşmesiyle birlikte 1141 kişinin yaralanmasına sebebiyet veriyor. Ve bu parçalanmayı bilim insanları 30 tane atom bombasının patlamasıyla birlikte oluşan büyüklüğe bağlıyor da diyebiliriz. Tabii ki de bu düşen meteorla araştırmalar için çok değerlidir ve bunu yurt dışından Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan gelen insanlar gramını 35 dolar ile 50 dolar arasında fiyatlara almaktadır diyebiliriz. Geldik bir diğer katman. Termosfer. Termos'tan gelsin. Nasıl bir katman dersek tabii ki de burası sıcak bir katman sevgili arkadaşlar. Mezosfer'in üst sınırından başlayıp 690 kilometreye kadar uzanan bir katmandan bahsediyoruz. Gazlar burada seyrek halde bulunduğu için bu katmanda gazlar çok hızlı bir şekilde hareket eder ve buna bağlı olarak sıcaklık çok yüksektir. Bu katmanda yükseldikçe sıcaklık 1000 derecenin üzerine çıkmaktadır ve bu gazlar iyonlarına ayrıldığı için iyonosfer tabakası burada bulunur ve seyrek iyonlar halinde olduğu için gazlar iyon haline ayrıştı ya bunlarda elektron alışverişi oldukça fazladır ve haberleşme sinyalleri ile radyo dalgaları çok iyi iletildiği için haberleşme uydularının bazılarının bu katmanda olduğunu söyleyebiliriz. Termosfer termostan gelsin aklına. Peki bu renk cümbüşü nedir? Kutup aurorasıdır arkadaşlar. Peki bu aurora nedir? Nerede görülüyor dediğimizde kutup ışıkları ya da kutup aurorası. Kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen bir diyor ki bak dikkat yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucunda ortaya çıkan doğal ışımalardır. Binlerce turist bu renk cümbüşünü, renk karmaşasını izlemek için kutba yakın alanlarda Norveç, İsveç, Finlandiya'nın kuzey kesimlerinde bunları izlemek için turizm faaliyetlerinde de bulunmaktadır. Geldik son katman, egzosfer. Çıkıyoruz artık. Bak egzostan gelsin. Çıkıyoruz artık. Yahu atmosferin en dış en kalın katmanıdır. 690 kilometreden başlayıp 10.000 kilometreye kadar uzanan bir katmandır. Artık yerden o kadar uzaklaştık ki yer çekimi yok denecek kadar azdır ve haberleşme uydularının bazıları da bu katmanda bulunmaktadır diyebiliriz. Geldik hava durumu ve iklim kısmına. Hava durumu nedir dersek, hava durumu belirli bir yerde kısa süreli meydana gelen hava olaylarını verdiğimiz isimdir. İklim ise geniş bir alanda. Bak hava durumu dar bir alanda etkili olur. İklim ise geniş alanlarda uzun yıllar boyunca etkili olan hava durumlarının yani hava durumunu ne yapıyorsun? Ortalamasını alıyorsun. Buna iklim diyorsun. Mesela geçen haftaki yaşadığımız ya da bir önceki hafta yaşadığımız o şiddetli rüzgarların olduğu dönemi düşünün. Rüzgarlar çok fazlaydı. Can ve mal kayıpları yaşandı maalesef ve o günden şu ana kadar geldiğimizde kar yağışını beklediğimiz bir döneme geçtik. Ve ve birkaç gün sonra belki de bir bakacaksın güneş açmıştır. O yüzden hava durumu kısa süre içerisinde değişkenlik gösterebilir. Ancak iklime geldiğimizde ise iklimde böyle bir durum yok. Yani İç Anadolu bölgesinin iklimini şöyle özetlememiz gerekirse yazları sıcak kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Bak bu sekmez böyledir. Ama hava durumu bugün hava güneşliyken yarın hava yağışlı olabilir sevgili arkadaşlar. Peki bunları karşılaştırmamız gerekirse hava durumu etki alanı dar alanlarda etkilidir. İklim ise geniş alanlarda etkilidir. Hava durumunun etki süresi kısadır. Yani değişiklik gösterir. İklim ise uzun yıllar boyunca etkilidir diyebiliriz. İklimin değişmesi çok zordur. Çok uzun süreçte değişebilir. Değişkenlik durumu. Bakın kısa süreli atmosfer olayları uzun yıllar hava olaylarının ortalaması olarak iklimi dahil edebiliriz. Mesela biz bir yerdeki hava durumunu ifade ederken bugün İzmir'de hava rüzgarlı. Hava sıcaklığı 25 derece diyebilirsin. Ama iklimi tarif ederken İzmir'de yazlar sıcak ve kurak geçer. İzmir'de kışlar ılık ve yağışlı geçer. Böyle ifade edersin. İlgili bilim dalları. Hava durumunu inceleyen bilim dalı tabii ki de meteorolojidir sevgili arkadaşlar. İklimi inceleyen bilim dalı ise fiziki coğrafyanın bir alt bilim dalı olan klimatolojidir ve Zaten meteorolojiyi şuradan biliyoruz, klimatoloji yardımcı bilim dalıdır. Bir yerde iklimin ortaya çıkabilmesi için o merkezdeki hava olaylarının uzun yıllar ortalamasını almam gerekiyor. Peki biz gözlemler yapıyoruz. Günün belirli saatlerinde kayda geçirmiş olduğumuz meteoroloji istasyonlarındaki gözlemleri biz rasat veya gözlem ifadesini kullanmaktayız. Ve bu çalışmaları Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü de söyleyebiliriz. Burada iki tane gözlem var. Bunlardan bir bir tanesi klimatolojik gözlem. 7 saatte bir yapılan gözlemlerdir. Saat 7'de, 14'te ve 21'de yapılan gözlemlerdir. Sinoptik rasatlar ya da sinoptik gözlemler ise uluslararası saat dikkate alınarak hava tahminleri için yapılan rasatlar ya da gözlemlerdir sevgili arkadaşlar. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne bağlı ülkeler ülkelerinde yapmış oldukları gözlemleri bildirir ve genel itibariyle dünyada bir hava sirkülasyonu ve buna bağlı olarak da yağış sıcaklık gibi ölçümleri daha ileriki süreçlerde ortaya koyabiliyoruz diyebiliriz. İklimin sağlamış olduğu bazı etkiler var. Nelerdir bunlar dersek mesela iklim doğal çevrede bitki örtüsünü etkiler. Mesela en basit bizim ülkemizden düşünün Akdeniz ikliminin bitki örtüsü Kızılçam ormanları ve maki türleridir. Ama İç Anadolu bölgesindeki karasal iklimin bitki örtüsü step türleridir. Kuzeydoğu Anadolu'da karasal iklimin biraz daha sert kısmının görüldüğü alanlarda ise yaz yağışları ile birlikte yeşil kalan çayır örtüsüdür sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte iklim hayvan türlerini ve bunların dağılışını etkiler. Yeryüzü şekillerinin oluşumu, kayaçların fiziksel ya da kimyasal yollarla ayrışmasını, denizlerin tuzluluk oranlarını, kalıcı kar sınırının yüksekliğini, yükselsini yani yüksekte ya da alçakta su kaynakları toprak oluşumlarını iklim doğal çevre üzerinde etkilemektedir. Tabii ki de iklim insanlarda beslenme alışkanlıklarını sonuçta ürettiğimiz ürünleri tükettiğimiz için beslenme alışkanlıklarımızı da etkilemekte. Giyeceklerimizi ve değiştirme ihtimalimizi. Mesela bizim gibi orta kuşak ülkelerindeki iklimlerde dört mevsim belirgin yaşandığı için giyecek değiştirme ihtimalimiz de çok yüksektir. Yani hem kalın hem ince elbiselere ihtiyaç duymaktayız. İklim nüfusun dağılışını etkiler. İklimin ılıman olduğu alanlarda nüfus daha fazladır. İklimin çok sıcak nemli çok soğuk kurak, çok sıcak kurak olduğu yerlerde nüfus daha seyrektir. İklim insanların karakterlerini, fizyolojik özelliklerini, kültürel özelliklerini ve yerleşmelerini de etkilemekte. İklim bizim en temel ölçekte tarım faaliyetlerimizi etkilemekte. Nasıl etkiliyor dediğimizde hemen şöyle İç Anadolu bölgesinde buğday, arpa, nohut, mercimek gibi ürünlerin, Karadeniz iklim bölgesi'nde fındık, mısır, çay gibi ürünlerin, Akdeniz iklim bölgesi'nde turunçgil tarımının yapılması tabii ki de iklimle ilgilidir. Hayvancılık faaliyetlerini etkiler. İç Anadolu bölgesindeki Karasıl iklim bölgesinde küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yürütülmesi, Kuzeydoğu Anadolu'da o çayır örtüsü üzerinde büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yürütülmesi gene iklimi sağlamış olduğu etkiyle ilgilidir. Ormancılık faaliyetlerini, sanayi faaliyetlerini ki özellikle mesela şöyle düşünebiliriz. Çay fabrikaları genel itibariyle bizim ülkemizde Doğu Karadeniz kıyılarında gelişme göstermiştir. Temel sebebi o ürünün orada üretilmesidir. E, o ürünü orada üreten tarımsal faaliyetler iklimden etkilendiği için böyle bir durum ortaya konabilir. Turizm faaliyetlerini etkilendirir. Mesela bizim ülkemizde Ege ve Akdeniz kıyılarında deniz turizminin gelişmesinin temel sebebi yazların sıcak ve kurak geçmesidir. Bakın üç tarafımız denizlerle çevrili olmasına rağmen Karadeniz kıyı kesiminde deniz turizmi gelişmemiştir. Temel sebebi yazların yağışlı ve serin geçmesidir diyebiliriz. Ulaşım faaliyetlerimizi ve ticaret faaliyetlerimizde gene iklim etkiler diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şöyle haritalarımıza baktığımız zaman bunları ileriki süreçlerde zaten söyleyeceğiz. Mesela şöyle bakıyorum sert karasal iklim diyor. Yetiştirilen tarım ürünleri farklı gösteriyor. E, ılıman karasal sitep iklimi yetiştiren tarım ürünleri farklılık gösteriyor. Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak geçiyor. Bundan dolayı da sevgili arkadaşlar ne oluyor? Deniz turizmi için uygun alanlar ortaya çıkıyor diyebiliriz. Dünya ölçeğine baktığımızda da bu iklimlerin özellikleri, iklimlerdeki bitki örtüsündeki toprak tipleri bunların hepsini tek tek göreceğiz diyelim sevgili arkadaşlar. Ve geldik konu biterken biz bugün neler öğrendik? Sizle birlikte atmosferin etkilerinden bahsettik. Güneş ışınlarının tamamının yeryüzüne gelmedi. ...ısı dengesini sağladığını... ...ses ve haberleşmenin sağlandığını... ...aynı zamanda su buharı ile birlikte... ...iklim olaylarının görüldüğünü söylemiştik. Atmosferin katmanlarından... ...en önemlisi troposfer. Aslında hepsi önemli ama en özelliklisi burası. Ondan dolayı öyle diyorum. Burada su buharı vardı. Yerden yansıyan ışınlarla... ...ısınıyordu. Bunu düşünebilirse... ...hem dike hem yatay hava hareketleri görülüyor. Stratosfer için jet rüzgarları... ...ve ozon tabakasını söylemiştik. Mezosfer için meteor. Mezosfer... meteordan gelsin. Termosfer için çok sıcak bir katman haberleşme uydularının bazılarının burada bulunduğunu ve aurora dediğimiz kutup ışıklarının burada olduğunu söylemiştik ve egzosfer atmosferin en kalın katmanı ve uyduların burada bulunduğunu söyledik. Hava durumu ile iklimi kıyasladık ve iklimin etkilerinden de bahsettik diyelim sevgili arkadaşlar. Ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.